hatırlamıyorsam son seçim olarak gelmişti Vayne. Corki sonunda geldi. Corkim gelmişti. Ya Vayne'i de geç aşamada almışlardı aslında. Son seçim olmayabilir ama sizi geç aldılar. Yani karşı grup aldı. Aynen öyle. Bu arada ama Armut'un aldığı Ryze'dan bu yana da Ryze görmüyoruz galiba. Alper. Evet, aynen. Böyle oldu? Açıkta kaldı. Ya şöyle, Vayne kötü olmayabilir ama rakip şampiyonları çok bağlısınız. Vayne'in en büyük problemi kendi pozisyonunu çok hızlı değiştiremiyor ve alan kontrolü olan, sizin menzilinizde, daha doğrusu menzile sokmayacak şampiyonlar olursa Vayne problemli. Yani... Bunlar ne? Nautilus vardı o karşılaşmada, Kennen vardı. Giremiyorsun, savaşa giremiyorsun. Vayne'le Varus arasında sadece 25 menzil fark var. Ama niyeyse hiçbir zaman öyle hissetmiyorsun. Sanki Vayne dibinden saldırıyormuş gibi geliyor değil mi rakip şampiyon? Varus da çok uzaktan vuruyormuş gibi. Ya şöyle, Vayne'in öyle gelmesinin sebeplerinden bir tanesi Vayne biraz daha savaşın içine karışmayı seviyor. Yani diğer nişancılar biraz daha menzil dışında durup menzil dışından vurayım, güvenli pozisyondan vurayım havasına girebiliyorlar ama Vayne'de bu çok mümkün olmuyor. Vayne'in biraz daha araya katılıp, savaşa katılıp çıkarabiliyorsa belki takım arkadaşlarıyla birlikte taşıyıcılara vurmayı seviyor. Kendisini rakibi hızlı koşturan bir kit olduğu için biraz daha içeride kalıyor. Bir de kaybolabiliyor yani. Görünmezliği sayesinde takım savaşında size döndüğüler mi hop pozisyon değiştirebiliyorsunuz. Ama işte bazı şampiyonlara karşı, bazı alan etkili büyülere karşı bunu yapmak maalesef ki mümkün olmuyor. Bu arada seçim yasaklamada da Nico, Jayce, Kennen gitti. Diğer tarafta ise tamamen bir üst koridoru yasaklaması bu arada. Diğer taraftansa Sejuani, Aatrox ve Sylas, Yumiya açık, Ryze açık. Ryze'a önem verecek mi acaba İstanbul Wildcats bu sefer? Valla dünden sonra gerçekten sanki travma olmuş gibi. Yani dün Armut'un oynadığından sonra. Oo, bunu da unuttuk tabii. İrelia, bir kez daha İrelia. İrelia bugün bayağı kendini gösterme şansı yakaladı. Yalnız hemen geldi seçimler. Yani bu seçime hazırmış. Bu belli. İrelia'nın alınacağını biliyoruz seçimleri bunlar. İşte şöyle bir şey var. Şimdi Renekton'da artık orta koridor, yani şu an Royal'ın aldığı iki şampiyon hem üst koridorda hem orta koridorda. İrelia nereye giderse Renekton karşısında. Aynen öyle. Biraz nereye giderse. Şu anda oyuncudan bağımsız şampiyona göre hareket edebilir Royal. Hani hiç göreceğimizi sanmıyorum ama Armut belki ortaya gidebilir. Evet. Doğru eşleşmeyi. Yani Siyol oynayamıyorsa Armut'u yollayabilirler. Aynen öyle. Çok büyük dert değil. Ve şöyle bir durum var. Orta koridor oyuncuları üst koridora gidince sıkıntı yaşayabiliyorlar koridorun uzunluğundan dolayı ama üst koridor oyuncuları orta koridorda biraz daha rahat edebiliyor. O yüzden problem de yaşamaz Armut orta koridorda karşı eşleşmeye giderse. Diğer taraftan Azir gösteriliyor. Rulet de sevdiği şampiyonlardan bir tanesine kavuştu. Azir de geldi. Üst koridor olacağı belli oldu İrelia'nın böylelikle. Diğer taraftan da Elis'in de artık yavaş yavaş yer bulmaya başladığını gördük bugün itibariyle. Nihayet. Aynen öyle. Elis'i de Closer'ı aldı. Onun tam oyun tarzına uyan bir şampiyon burada. Erken oyuna etki etmeyi seviyor Closer. Artık ne olursa olsun. Acayip hazırlık var. Yani çok kolay şu anda. Renekton W atacak, garanti kitle kontrolü, Elis üstüne kozu atacak. Orta koridor tutacak, garanti kitle kontrolü, Elis üstüne kozu atacak. Çok kolay bir baskın hazırlığı var şu anda iki tekli koridorunda da Royal'ın. Şu anda ana yapmaları gereken sadece güvenli bir alt koridoru kilisi kurup orada eşit gitmek. Diğer taraflarda çok büyük ihtimalle üstünlük sağlayacaktır Royal tarafı bu üç şampiyonla. Ya Azir'i yakalamak çok kolay değil ama üst koridora yatırım yapmak çok mantıklı. Hem Renekton erken oyunda öne geçmeyi isteyen bir şampiyon, seven demiyorum, isteyen bir şampiyon. Hem de yani sen bahsettin, o kitle kontrol zinciriyle rahat skor çıkarabilirsiniz İrelia'dan. Diğer taraftan Morgana da yasaklandı. Yumi yasaklanacak mı acaba? Yumi Ezreal alıp alt koridorda çok rahat edebilir şu an. Koridor baskısı. Selius'u yasakladı. Bu arada zaten koridorda baskı kurabilen şampiyonlar gitti. Morgana Sivir ve Lux'da. Evet. Falan Zaya'yı aldı Royal tarafı. Wildcats şu anda yapabilir bu arada. Evet. Ya Zaya Rakan'ı bırakabilirler ama Zaya Rakan biraz sıkıntı çıkarıyor Yumi Ezreal'a. Yumi'yle fazla kırılgan ve çok az kitle kontrollü oynuyorlar. O biraz sıkıntı çıkarabilir onlara. Sona açık. Sona Tarik açık. Dediğin anda Sona Tarik. Sona Tarik için bu arada acayip uygun kompozisyonları var. Yani hem İrelia ve Azir bu arada. Yani Azir orta koridorlar için en uygun olan. Ya Kindred da var. Çok uygun ama Tarik gelmiyor galiba. Tam geç de oluyor ama Tarik daha iyi ya. Şöyle, Tarik neden daha iyi biliyor musun? Kindred ultisinin içinde siz de kullanırsanız Tarik ultisini, herkes Kindred ultisinden can alıyor ama sonrasında Tarik geldi. Sonrasında Tarik ultisi patlıyor, bir anda savaşı kazanmaya başlıyorsunuz. O yüzden iyi de bir uyumu var aslında Kindred'la Tari'nin. Bence hiç fena olmadı İstanbul'da. Evet ama bir noktada soru çıkarabilecek bir alt koridorda geldi. Sonra'nın zaten yakalanma potansiyeli çok yüksek. Sonra çok hiç kaçma mekaniği yok ve kırılgan bir şampiyon. Rakan da bunları cezalandırmayı seviyor. Aynen öyle. Yani koridorda cezalandırılmazsa ama Wildcats tarafı oyunun geç aşamasında kesin üstünlük sağlarlar. Ya seçimlere baktığında denk zaten... Denk gitsin yeter şu anda Wildcats için. Tabii hepimiz bir anda her maç sona yasaklanınca bir an gözlerden evet kaçtı ama tam uygun senaryo var onlar için, Sona Tarik için. Yani birinci hafta birinci gün Beşiktaş maçından beri ilk defa göreceğiz Sona Tarik'i. Ve Tarik için özellikle en uygun olan şey rakibin içine gidebilen, düzenli hasarı olan ve savaşın içinde kaldıkça daha da tehlikeli hale gelen şampiyonlar. Belki de 1 ve 2 numara Azir ve İrelia bunların içinde. Çok iyi senaryo var şu anda Wildcats'in elinde. Ama erken oyunda çok tehlikeli bir konumdalar. Çünkü hem Sona Tarik zor durumda, üst koridoru da kaybediyorlar birebir de. Closer'ın çok rahatlıkla oyunu alıp götürme potansiyeli var maçta. Evet, günün 4. karşılaşmasına geçme zamanı geldi. Sözü bir kez daha sunucularımıza bırakıyoruz. Analiz basına çok teşekkürler değerli analizler için. 4. maçta karşınızdayız. John, hemen seçim yasaklamadan başlayalım. Nasıl buldun seçimleri? Sona unutuldu. Yani kaçıncı? 5. 6. rotasyonda alındı Sona. Evet, Sona'yı almayacağını düşündü Wildcats tarafının Royal Youth. Ve bunun benzerini aslında kim yaşamıştı hatırlıyorsun değil mi? Beşiktaş-Bursaspor eşleşmesinde. Bursaspor tam böyle draftı yaptı. Aşağı koridora gidip, ama bak farkı söyleyeceğim. Aşağı gidip Ezreal aldılar. Ondan sonra Sona'yla Tarik gelmişti. Ama burada en azından Royal Youth'un bir reaksiyon verme şansı vardı. Hani ne yaptılar? Gittiler Zaya'yı aldılar. Sona'yı gördükten sonra bir de Rakan alıp aslında aşağı koridorda baskı oluşturabilecek bir noktaya geldiler. Diğer koridorda zaten baskılı. O yüzden bu Beşiktaş, Bursaspor maçındaki kadar rahat bir Sona kompozisyonu değil. Evet ve karşısındaki ormancı da İliz. Evet. Koridorda bir adım öne attığında bir anda Koza ile birlikte sizi yok edebilecek bir ormancı ve günün 4. karşılaşması başlıyor. Maçı kim kazanır oylaması da başladı. YouTube ve TV sohbetten siz de bu oylamaya katılabilirsiniz. Ama yani şöyle bir gerçek var. Eğer maçın başını kazası belası atlatırsa İstanbul Wildcats ya bu kompozisyon bayağı bir kafa göz dalıyor ve takım savaşta yok ediyor. Ayrı kittirmede o kadar rahat olurlar mı bilemiyorum. Ryze'e karşı veya Renekton'a karşı eğer bu şampiyonlar öne geçerse, ama takım savaşı gücü mutlak çok fazla olacak. Bir de Sona Tarik'in şöyle bir özelliği var. Mesela Azir en azından Nashor'unu bitirmesi lazım. İşte üst koridorda üçlü kuvvet etmesi lazım. Orada ağırlıkla Starscream karşılaştı orada. Starscream bu takasın devamı istemeyecek. Kilit eşyalara ihtiyacı var bu tarz şampiyonların. Ama Sona Tarik olunca eşyaya pek de ihtiyaç kalmıyor. Orta oyuna giriş evresinde Sona'nın öylesine bir gücü oluyor ki takımına kattığı. Eşyasız da aslında takımına savaş kazandırabiliyor. Böyle bir özelliği var. Tabii ki erken oyunu geride ya da çok geride geçirmemesi lazım bu ikilinin. Evet yani Sona Yumi'den sonra sanırım oyundaki en kırılgan şampiyon. Bayağı kırılgan ama yanında Tarik olunca bir güvencesi oluyor. Tam Kench olunca daha da büyük bir güvence oluyor. Evet. Şu an aslında Sona için önemli olan son vuruş derdi yok. Sadece arakçısını devreye sokmak, yüklerini doldurmak ve hayatta kalmak. Hayatta kalmak ya, başka bir şey yapmasına gerek yok. Tarik'in üzerindeki bu arada yük daha fazla. Son vuruş yapması falan lazım. Yakına girmesi lazım. Hasar almaması lazım. Ama gözler aşağı koridorda. Bence kameranın olduğu yer çok doğru. Burası sıkıntılı. Bir başka unsur da Elis'in neler yapacağı. Elis'in nereye nasıl gideceği. Çünkü gerçekten çok rahat baskın verebileceği koridorlar var. Sıçra alabileceği koridorlar var. Ya aslında bu Closer'ın maçı bir yandan da. Closer isterse Royal Youth kazanır. Ki o potansiyelde bir oyuncu olduğunu biliyorsun Closer'ın. İlk baskında orta koridoru gerçekleştirdi Closer. Mini haritadan gördüğümüz kadarıyla. Ve şu anda oradan bir şey çıkmadı ama orta koridor baskısıyla birlikte rakip ormana girdi. Rulet sanırım Closer ve Seaol gelene kadar buradaki drop olacak ve üst koridora erken bir kule altı. Elise Renekton ikilisinin belki de en çok yaptığı şey bu ama ışından geldi ve Armut hemen çıktı buradan. Köftenin ışınlarını almayı başardılar bu hamleleriyle birlikte. Ama yani şöyle bir ikili düşünsek League of Legends'ta erken seviyelerde en iyi kule altını hangi ikili yapar dediğimiz sanırım Elis ve Renekton'dan daha iyisi yok. Yok ama orada yanlış görmediysem bir tane minyon blokladı. Yani blokladı derken öyle bir açıda kaldı ki o kitle kontrolün devamını getirmesini engelledi gibi gördüm yanlış görmediysem. Tabi birazcık karamboldü. Zaten sonrasında Azir de bu duruma kayıtsız kalmadı. Gelince oradaki baskın planı suya düştü. Tabii şimdi bir de hani Kindred tarafı var. Rulette'in Kindred'ın ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bir de üzerine bu kompozisyondaki Kindred'ın gücünü biliyoruz. İki tane farklı ölümsüzlük formu gerçekten çok önemli. O da şu an takım arkadaşının ittirmesine yardımcı oluyor çünkü Sion'un... Bir dakika. Heh, tamam. Sion'un şu an manası yok, karşılık verebilecek durumda değil. Evet ve köftenin ışığından olmadığı için bir an önce üste dönmesi lazımdı. 45 saniye sonra Alev Ejderi, oyunun ilk ejderi vadideki yerini alacak. Elis bu ejderi tek başına yapabilen ormancılar arasında. Kindred için aynısını söyleyebilir miyiz emin değilim. Eşyaya ihtiyacı var illaki. Daha da önemlisi aşağı koridorda bir destek alamayız. Net, Koza'ya yakalandı orada, ters bir adım attı. Closer onun üzerine doğru ilerliyor ama skor çıkmayacak burada. Rulet üste dönüyor. Rulet'in çok dikkatli oynaması lazım. Çünkü koridorlarından çok ciddi bir destek alamıyor. Özellikle aşağı koridordan derken... Torrent orada Anex'i yakaladı ama Algos hemen devrede. Evet. Aşağı koridorda gerçekten bu birazcık daha hayatta kalma çabası. Bir de bu ikilinin nehire çıkarırsanız o zaman kaybedersiniz. O yüzden aşağı tarafta Closer çok etkili olabilir. Burada Rule'un şansı ilk ejderin alev çıkması. Orada görüş üstünlüğünü alıp, aşağı koridorda ittirme üstünlüğünü alıp bu ejderi bir an önce almak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Torrent bir kez daha denedi ve Algos'u biraz dürtüyor burada Pilot. Rulet alt koridora yakın. Ve tüyleri de güzel çekti Pilot. Algos'un canı geriye kadar düşmüş durumda alt koridorda. Koridorun yapması gereken şey bu aslında. Minyon dalgasını manipüle edip, oldukça büyük bir minyon dalgasıyla kule altına yaklaşıp orada barikat almaya çalışmak. Eğer skor alamıyorsanız. Yani yukarıda Elis eğer görüşü verirse aşağıda ejder başlangıcı olabilir bu Kindred için. Yine dalmaya geliyorlar oraya. Siyah oldu buraya doğru geliyor. Closer kendini gösterdi şimdiden. Armut seviye 6. Starscream seviye 6 olmadan bu baskını gerçekleştirmek istiyorlar. Üzerine hemen Koza geldi. Siyol. Asist bile alamadı orada. İlkan dökülüyor. Alt koridorda da bir takas var. Burada devamı gelmeyecek. Ama ejder için sinyaller gelmeye başladı. Evet. Aslında bu bir takımın olgunlaşmasının göstergesi olabilir. Yukarı tarafta bir görev verirken aşağı tarafta eğer karşılık verebiliyorsanız bu göreve... Oo, güzel. Engelledi rakibini. Bu önemliydi çünkü üste dönüp armut ışından kullanabiliyordu evet, buraya. Evet. Oradan imkan sapması geliyor. Siyol'dan Rulet'i düşürmek üzere ama Rulet son anda çarpını kullandı. Siyol bu arada. Rulet'in üzerine doğru gidecekti sıçrayla. Ama Rulet çok az bir canla hayatta kalmayı başarıyor. Bu aşağı koridorla, evet yukarıda İlkan'ı verdiler ama Alev Ejder'ini alabilmek, yani Wildcats için çok büyük bir lükstü ve bunu başardılar. Closer da Rulet'in kırmızı güçlendirmesini alıyor. Ve Anex üste döndüğünde Tanrıçanın gözyaşını bitirmek yerine buz dişi almayı tercih etti. Daha fazla altın kazanabilmek için. Muhtemelen onun yanına ittirdikten sonra üste dönüp Tanrıçanın gözyaşı alacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Zaten hani Tanrıçanın gözyaşını yapma vakti veya baş manik asasını yapma vakti çok önemli değil. Yani sürekli kullanabilir 3 tane yeteneğe sahip olması onu çok hızlı bir şekilde doldurmasını sağlıyor. Buraya doğru yalnız. Ya salmadılar orada Starscream'i. Ama Starscream'de her ne kadar bir skor vermiş olsa da minyon konusunda gerçekten iyi bir iş görüyor şu ana kadar. O kadar baskıya rağmen. Evet ama seviye olarak onu geri düşürdüler. Evet. Ama yani çok az bir fark olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen bunu der demez hemen eşitlendi o seviye. Closer. Güçlendirmeye geldi. Closer'ı da gönderdi. Çarp kullanabilecek mi acaba Rulet? Çarp kullanmak durumunda kaldı ve köfte manasının büyük bir kısmını harcamıştı aslında burada. Harcadı. Ryze'a da mavi güçlendirme verilebilir ve orta koridordaki inisiyatif sahibi olan takım bir anda Royal Youth olabilir. Pozisyonda. Ters pozisyonda kalabilir burada. Rulet kendini hemen yan taraftan gösterdi ama Siyol sürat coşkusunu kendine kattı ekstra hareket hızıyla. bu baskından uzaklaşıyor. Closer'da hemen kendi mavisini sinyalliyor orada. Seayol doğruya yaklaşacak. Evet, orta koridordaki o ittirme gücünü alırsa yaklaşık 1 dakika içerisinde çıkacak olan alamet içinde bir avantaj elde edebilirler. Ya zaten büyük bir görev verler. Diğer büyük görevi verme gibi bir lüksü yok şu an Uyul tarafının. Ve aslında istedikleri üstünü yukarı koridora verdiler. Yani Renekton skor istiyordu. En azından asist istiyordu. Yani koridorda bir üstünlük istiyordu. Bunu verdiler. Aşağı koridor fena durumda değil. Altın konusunda neredeyse eşit olduklarını düşünüyorum. Buradaki arakçı ve diğer faktörler. Bakalım. 4300, 4500, 4600. Yani çok büyük bir fark yok. Neredeyse eşit diyebiliriz hatta. Aşağı koridorda kafa kafaya gidiyor. Bu onların çok işine gelen bir durum değil. Aşağı koridorda çok baskı oluşturamadılar. İşte orta koridorda yaratacakları baskıyla eğer haritada bir şeyler yapmayı başarırlarsa Wildcats'in çok güvenilir, çok sağlam gidişatına bir dur diyebilirler. Ve alt koridordan ilk barikat altına alındı. Halit ve Tolerant tarafından dakika 9'da. 2 dakika sonra Okyanus Ejderi var. Bu arada Anex hala üstün dönüm Tanrıçanın gözyaşını bitirmedi. Şu an için mana konusunda pek fazla sorun yaşamıyor gibi duruyor. Olabildiğince tasarruflu kullanıyor yeteneklerini, manasını. Onun yani yüklerini biriktirmesi, yüklerini tamamlaması lazım artık yavaş yavaş. Esas önemli an o olacak. O da minyon biçebilecek bu noktadan sonra. Bu arada kontrol totemini koruyamadı orada Anex. Tolerant seviye 6. Bir skor potansiyeli olabilirdi çünkü Pilot'ta Tolerant ikilisinden. Ve burada aslında... Bir kez daha üst koridora gidiyorlar. Kindred'ın da yükünü aldılar. Yalnız yukarıdaki önlemlere bakar mısın? Yani Starscreen'i hayatta tutmak için oraya iki farklı görüş. Özellikle şu totem hiç eksilmedi. Ona bir isim falan verebiliriz artık yavaş yavaş. Evet, son zamanlarda popüler olmaya başladı. Evet, evet. Biz de ona başlasak. İsim verelim mi şimdi, ne dersin? Cevdet diyelim onu. Senin aklında var mıydı bir şey? Ben attım öyle. Ya ama ben biraz da oyunun o kısmıyla alakalı bir şeyler söylerse tahmin etmiştim ama burada Closer ruleti yakaladı. 200'e kadar düşür ruletin yanı. Rulet son anda ultisini kullanıyor. Seayol ve Köfte de buraya doğru yaklaşmış durumda. Köfte kurtarabilecek mi acaba? Closer'a inanılmaz bir hasar çıktı. Rulet hayatta kaldı burada. Bir de Closer alıyor Köfte'nin yetişmesiyle birlikte. Halay olmadı ama Closer için felaket oldu bu pozisyon. Pilot yakalandı. Anex de alt koridorda ultisini kullanmış Algos'la birlikte. Tabii üst tarafta savaş olurken altta da bir takas gerçekleşmiş. Pilot'ın ultisi haricindeki 3 ultide bekleme süresinde. Aynen öyle. Ama yani Wildcats şu ana kadar kompozisyonu gayet iyi oynuyor. Haritayı çok iyi yönetiyor. Ve şu an hani 700 altına bakmayın, her şey istedikleri gibi ilerliyor. Yani o pozisyonda amaç Closer'ın en azından ruleti geri gönderip rahat bir vadi başlangıcı yapmasıydı. Ama skoru verdi. Şimdi yine de tabii oradaki kontrolü alıp yeniden vadiye gitti. Bunu yaklaşık bir dakika önce yapabilirdi mesela. Şimdi vadi alametiyle Okyanus Ejderi takaslanabilir belki ama onu da denemeyecek gibi duruyor rulet. Dakika 12'de vadi alametiyle Uyulu tarafına gidiyor. Wildcats tarafında zaten beklentinin çok üzerinde bir görev gerçekleştirildi. Yani maçın başında bir alev alındı. Bu alameti bıraktılar. Ve şimdi bu tarafta eğer başına bir iş gelmezse, rulet bunu da alırsa güzel bir iş çıkarmış olacak. Evet. Yani yukarı tarafta mı kullanırlar o alameti ama yani Royal Youth'un acil bir hamle yapması gerekiyor gibi hissediyorum şu an. Evet, Red de Closer'a göre ormanda daha fazla kamp temizlemeye ve seviye farkı oluşturmaya devam ediyor. Şu anda 2 seviyelik fark görünüyor. Closer birazdan 8 olacak belki ama bir seviyenin üzerinde bir fark. Orada koridoru o şekilde tutmayı istiyor. Algos'la Unex ve Anex daha doğrusu. Anex de yüklerini doldurmuş. Artık totem kullanabilir pozisyonu. Yani bu kompos bu. Şimdi orta koridor için bir planı var Royal Youth tarafında ama plan biraz suya düşmüş gibi. Bakalım Closer ne zaman kullanacak acaba vade alametini? Dakika 14'ten önce kullanmak isteyecektir. Üst koridora doğru sinyaller gelmeye başladı Royal Youth tarafından ve rulette o noktada bekliyor mavi güçlendirmesinde. Şu anda bir kontrol totemin üzerinde, totemi kıramadı. Armut ruleti sersemletti. Yarı canından fazlasını aldı bir anda. Karabaltası biten Renekton bayağı bir canını sıktı ruletin ve rulet üstüne dönmek durumunda kalıyor. Mavi güçlendirmeyi de burada CEO'la teslim ettiler. Ettiler. Yukarı tarafa da alameti salacaklar. Sanırım yükler için vakit olacak. Son 10 saniyede bakalım alamet. Alamet kafayı atabilecek mi? Son saniyeler. Hop! Vallahi 10 saniye kala ekstra altına aldı. Bu aynı zamanda ilk kule anlamına da geliyor Royal Youth için. Ama böyle bir şeye ihtiyacı vardı Royal Youth'un. Yani proaktif olmaya, ekstradan bir şey yapmaya ihtiyaçları vardı ve bunu yaptılar. Bir kafada burada. Yarı canını almayı başardı kulenin. Şimdi orta koridora gitti Armut. Köfte kötü pozisyonda kalabilir. Anında sıçra koza geldi orada ve köfteyi son anda hayata tutmayı başarıyor rulet. Bakalım köfte çıkabilecek mi oradan? Evet, çıkmayı başarıyor. Armut sıçra ile birlikte ruletin üzerine geldi ve rulet düşecek burada. Starscreen ultiyi yolu tutturmayı başardı. Mekan sanması çıkabilecek mi? Hayır. Son anda bir kitle kontrol. Anex çok iyi yetişti vuruyor ışınlanı ile birlikte. Birebir bir değişim. Bu arada yanlış görmediysem Algos ultiyi başlatmış, sonra ultiyle mi geldi? Ona dikkat etmedim. Işınlanma sırasında bunu dün Avrupa sahnesinde de görmüştük. Benzer bir pozisyonu. Daha doğrusu dün değil, daha önceki günlerde görmüştük. Tarik ultiyi iyi zamanlarsa sonra direkt ölümsüz modda geliyor. Evet, şimdi geri dönüş. Ama bu Wildcats için çok da iyi bir senaryo değildi. Hani tekrar izleyelim bakalım. Burada yakalandı Azir. Ultisini rulet Azir'i kurtarmak için kullanıyor ama Armut orada Mion'un içerisinden kesip biçip içeri giriyor. Diğer evet, tarafta Tarik ultiyi kullanmış. Evet. Direkt bakar mısın? Ölümsüz bir sona geldi. Ve orada birebir takas çok daha kötü olabilirdi bir pozisyon. Yani çok daha büyük bir felaket olabilirdi ama günün sonunda bence yine kârlı çıktılar. Yani birebir takas yapmak ve skorun sonaya gitmesi Wildcats için iyi bir senaryo oldu. Ve en önemli nokta şu, neredeyse orta oyuna yaklaştık. Sonu seviye 9, ilk eşyasını bitirmiş durumda. Artık 5 kişi olup Wildcats Royal Youth'la savaşabilir. Tabii Renekton'un gücünü hiçe saymamaları lazım. Şu anda Renekton biraz fazla hasar vuruyor. Karabalta ve tek kılıcı var. Ama Renekton ve İrelia'nın olduğu bir senaryoda 4'e 4'te bence şu an Wildcats daha avantajlı. Kesinlikle ya, takım savaşı 5'e 5, 4'e 4. Bunların hepsinde Wildcats çok daha güçlü olacaktır ama ayrı gittirmede en azından Renekton'a çok büyük bir avantaj var. O Tolerant şimdi sıçrayla birlikte geldi oraya. Yakalamayı başardı, havaya savruldu. Köfte düşüyor burada, çıkamayacak. İlk anda gidemedi çünkü ultisinde bir değişiklik olmuş hatırlarsan. Anında sıçra veya hızlı bir şekilde rakiplerin üzerine atılamıyor. Ultiyi başlattı, bekledi, sıçradıktan sonra orada takım arkadaşlarına asist yaptı. Bu da onlara ekstradan bir kule getirdi. Red biraz önde kaldı orada ama devam etmeyecekler. 30 saniye sonra Okyanus Ejderi var. Starscreen üst koridorda kaynak almaya çalışıyor. Onun da birazdan güçlü kuvveti bitecek ama yani oyunun uzun süresi boyunca birebir de Armut'a karşı üstün gelmesi pek de mümkün görünmüyor Starscreen'in şu gidişata baktığımızda. Bu çalıya ne yaptılar ya? Bayağı bildiğin inşaat yaptılar orada. Yalnız şunu kabul edemem Euphony. 2 tane görüş eşyam varken görüşün olmayan bir yerden baskın yemen, yani bu kompozisyonun yapmaması gereken şeylerden bir tanesi. Yani bu kompozisyonun olayı görüşü sağlayıp oyunun erken dönemini idare edip bu tip kompozisyonlara karşı geriye yaslanıp güvenli oynamak. Şu anda haritada 3 tane kontrol totemi var ya da 4 tane Royal Youth'un ve kilit noktaları iyi kontrol ediyorlar. İstanbul Wildcats'te bir türlü öne çıkamadığı için şu anda görüş konusunda biraz sorun yaşıyor. Bu arada Anex alt koridorda tek başına, takım arkadaşları çalıda bekliyor onu. Yalnız Renekton geri dönüyor. Sojin bitti mi acaba? Tek kılıcı var cebinde. Hayır, bitmemiş ama yakındır. Ve ekstra parayı da bir kum saatine, daha doğrusu kronometrik kum saatine. Onun abisi. Evet. Abisini kardeşine yatırdı. O çalıda bekliyorlar. Pilot ve Tolerant. Bakalım Pilot bir anda yok olabilir ama çalıyı çok iyi kontrol etti Pilot. Orada konuştular kendi aralarında. Hanım. Buraya kafa atsak mı? Sen şurayı bir kontrol et dedi. Hemen Closer da geldi buraya tabii ama... Juliet kendi ormanına geri dönüyor. Kayıcıları alacak. Starscream'in üste dönüşünü gerçekleştiriyor. O da bir üçlük kuvvetini bitirmiştir diye tahmin ediyorum. Biraz geç de olsa dakika 19'da üçlük kuvvet bitti. Tabii yani. Herhalde haritada en çok baskıyı o yedi. Hı hı. Maçın bu dakikasına kadar. Yani renkler arasında bir seviye fark var ama minyon dalgası ona doğru geliyor şu an bir tane. Çok büyük bir farktan bahsetmiyoruz. Ama esas olay bu dakikadan sonra Wildcats birleşince ne yapabilecek? Yani ayrı kittirmeye devam ederlerse, rakibin bir üçlüğüne cevap vermeye devam ederlerse ya bu komposunun gücü asla ortaya çıkmayacak. Belki de yasaklama seçim ekranında rakibin 1-3-1'ini gördükten sonra Tarik yerine Tamkenç, zaten çünkü bir tane ölümsüzlük formları vardı. Tamkenç de çünkü bu tip senaryolarda ekstra bir silahınız oluyor. Ne oluyor? Ayrı kittiren şampiyonun arkasına sona ile çıkıyorsunuz. Hatta Tamkenç'e bir adet görkemli zafer alıyorsunuz, o şampiyon kaçamıyor. O da kötü dövüyor. Ki Tamkenç şu an parayı aldığı zaman hani tekli derecede bilen bilir, bayağı sıkıntılı. Bakalım. Şimdi biten eşyalarda tabii bakacak olursak Seol ikinci eşya olarak acaba Büyübüken'e mi gidecek yoksa erken bir Rabadon mu yapacak, ama Büyübüken sanırım daha burada mantıklı bir tercih gibi duruyor. Bu da 186 milyonda. Köfteyle eşit milyon skoruna sahipler. Dakika 20'deyiz. Ve Azir ile Ryze'ın alt koridora indiğini görüyoruz. İkisinin de tabii kullanabileceği bir ışınlan var. Bu oyunda da artık alıştık 6 ışınlanlı oyunlar izlemeye. Bu oyunda da yine 3'er tane ışınlan var takımlarda. Burada Royal Youth görüş temizliği konusunda ve görüş alma konusunda bu oyunda çok iyi iş başarıyor gerçekten. Evet. Ve şu an inisiyatif birazcık daha Royal Youth'un eline geçmiş durumda. Yani ne kadar Wildcats iyi bir erken oyun geçirmiş olsa da kazasız belasız diyeceğim. Yaptıkları 1-2 tane hata, haritada kaybettikleri kuleler, dış kuleler, onlar şu an bayağı zora soktu diyebiliriz. Baron bu dakikadan sonra tehdit haline dönüşebilir. Baron görüşünü almak çok daha büyük bir sıkıntı haline dönüşebilir. Evet ve dakika 21'de Sojin'in mızrağı bitti Armut'ta. Çok daha tehlikeli bir renekton var, özellikle ayrı kittirmede artık. Ready'yi ayrı kittirmede bayağı zorlayacak pozisyona geldi. Haritanın kronometresi de var, kullanıma açık. Evet, bulut ejderine de 1 dakika kaldı. Bakalım yani İstanbul Wildcats acaba ne zaman böyle 5 kişi olup bir şeyler yapmayı deneyecek, yoksa biraz daha mı kaynak almaya çalışıyorlar? Aslında Sonatar'ın olduğu bir kompozisyonda 3000 altın çok da sorun yaratacak bir durum değil ki Alev ejderleri de var. Ve C oldu bu arada. İkinci eşyasını büyük ülkenini tamamladı. Köfte de ikinci eşya olarak Nashor'un dışına doğru ilerliyor. Ya Royal Youth bence şu an Wildcats'in yani takım savaşı potansiyelinin farkında, o yüzden hiç o noktaya getirmiyorlar. Bunlar sürekli 3 kişinin görüş aldığı, diğer 2 kişinin ayrı kittirdiği ve rakibin o potansiyeline ulaşmasını engelleyen bir strateji izliyorlar. Bu da çok doğru bir strateji. Ya çünkü bu 5 kişi toplansa yani herhangi bir kuşatma potansiyelleri yok. Ya ancak kule altına girmeleri gerekiyor. Onu da yapmak çok tehlikeli olabilir. Bu arada Armut'u gördüğü gibi hemen geri adım attı Rulet. Liç puan lazım. Liç puanın bitmesi lazım. Evet, yaklaşık 1200-1300 altına ihtiyacı var. 850 artı birleştirme altına, o da 450 sanırım. Kule altına girdiklerinde de hani geriye kalan üçlü yakalanabilir bir üçlü değil ya kolay kolay. Hani Rakanza'ya zaten el avuca sığmayan tipler. Elis de üzerine doğru koşan şampiyonlara karşı çok daha avantajlı. Yani birazcık oyunun bu noktasında Wildcat sıkışmış gibi gözüküyor. Rakibin yaptığı şeye karşılık veremeyecek pozisyonda. Ya aslında rakibi yakalayabilecek şampiyonları var. İşte Tarik'ten gelebilecek bir sıçrayla birlikte sersermetme veya aynı şekilde Sonan'ın Crescendo'su. Ama bu yetenekler veya yeteneklerden bir tanesi kaçtığı zaman çok kötü bir pozisyonda kalabiliyor İstanbul Wildcats oyuncuları. Belki de bu yüzden biraz da zamana ihtiyaç duyuyorlar. Şimdi Rulette'de orman inşasından sonra Hayalet Dansçı'yı bitirdi. Köftenin çok az bir altına ihtiyacı var diye tahmin ediyorum. Onun işini tamamlamak için. Yani ekstra menzil burada çok önemli olabilir. Rulette'in biri. O ilk en azından ekstra menzili kazanmış diye tahmin ediyorum. Bu arada Seal'da yukarıda. Şu anda 3-2 var Rulet. 4-2'ye ulaşamamış. Yani. Ha, ulaşamamış. Evet, şu an gördüm. Tamam, aşağı tarafta Gromp'ta yükü var şu an Rulette'in. Ekstra menzili alamamış durumda. Bu da aslında kötü bir durum. Seal'da aylık gitmedi. Bir kule de almayı başardı. Kule sayısı şu an 4'e çıktı. Evet. Wildcats henüz kule alamadı şu ana kadar. Ya, peki dakikaların böyle geçmesi Wildcats'in işine yarıyor mu Johnny? Yoksa Rulyut her geçen dakika Baron tehdidi de oluşturuyor çünkü. Baron tehdidi var. Ayrı kitirmeye bir cevap bulamıyorlar. Yani şöyle, aslında Rulyut için de son bir sınava doğru yaklaşacağız. Tam dış kuleleri almak kolay. Ayrı kittirirken, hele ki teknik koridorlarınız eşyaları yapmışken. Ama inhibitör kulesi denilen gerçek var. Hı hı. Onu almak birazcık sıkıntılı olabilir. Onu kaba kuvvetle almak özellikle artık yavaş yavaş olmaya başlayan Azir'e karşı, İrelia'ya karşı zor. Ya iki takımın da belli zorlukları var. Yani bir taraf rakibi bir araya getirip takım savaşı yapmak istiyor. Diğer taraf Arik... Oradan X yakalandı. Orada anında koza kullanıldı sıçra ile birlikte. Belki de bunu yapması gereken son şampiyon bu beşliğe baktığımızda. Ve 30 saniye boyunca Sonan'ın yokluğunda bakalım. Royal deneyecek mi acaba Baron'u? En azından başlamaları lazım. Rakibi oraya çekebilmek için. Ama Sonan'ın ışınlanı var ve 20 saniye yeterli bir vakit olacak mı? Ya 20 saniyede düşürebilirler Baron'u. Başladılar. Şimdi iki kişi başladı. CEO da geldi yardıma. 7000'de 6000'de Closer biraz fazla hasar aldı yalnız Baron'dan. Küçük örümcekleri çok iyi tanklatamadı diye tahmin ediyorum. Şimdi bu ışından kullanılıyor. Anex'in gelmesi 4 saniye kaldı ama Baron bitti. Starscream buraya geldi. Mekan sapması kullanılıyor. Ve CEO Pilot'la birlikte hemen koridora getirdi kendini. Dakika 26'da oyunun ilk Baron'u Royal Youth'un hanesine yazıldı. Yani Wildcats aslında erken safhayı fena geçirmese de maç ilerledikçe özellikle görünüş konusunda hatalar yaptı. Bu hataları yapmasalardı fena pozisyonda değillerdi ama yani Royal Youth çok aradı, istediği o Sona'yı sonunda yakaladı. Baron'u aldı. Ve şu an hani ayrı kittirmeyi daha da güçlü bir hale getirdi. Hala bitirmesi kolay olmayan bir maç. Tekrarlıyorum Royal Youth için. Baron'u ne kadar etkili kullanacaklar. Zaten hani tekrar izleyelim, burada kafayı atmış ve Tolerant burada affetmemiş bu hatayı. Closer'da bu asisti geri çevirmemiş. Bir de koruyucu melek Armut'un üzerinde. Evet, Baron güçlendirmesiyle üst taraftaki, üst koridordaki iç kule rahatça düşecek diye tahmin ediyorum ama inhibitör kulelerine bakalım. Yani Armut koruyucu meleği de tamamladı. Tam bir eşya fark var Starscream'in arasında. Acaba inhibitör kulesini zorlayıp kuleye hasar verebilecek mi? Veya kule altında rahatsız edebilecek mi Starscream'i? O önemli. Orta koridordaki iç kuleyi de rahat bir şekilde herhangi bir savunma olmadan düşürdü Royal Youth tarafı. Köfte geçişte biraz dürtmek istiyor Pilot'la Closer'ı. Wildcats'in şu an akıllarındaki plan herhalde. Hala hani bir umudumuz var. Evet, altın farkı açılmış olabilir ama hala bir takım savaşı potansiyelimiz var. Son kuleye kadar Armut. 4 kişi de Armut için geliyor. Armut'un koruyuş meleği var. Ultiyi de kullandı. Bayağı bir vakit kazandırabilir burada takımla. CEO buraya doğru yaklaşıyor. Mekan sapmasını kullanacak mı acaba? Bu arada Alex orada Serum'un şefkatini kullanmak durumunda kaldı. Hasardan ürküp ve Armut koruyucu melekle tekrardan döndükten sonra yine düşüyor. Peki bu süre zarfında Royal Youth ne yapıyor? Orta koridordaki inhibitörü alıyorlar. Devam pozisyonda. Crescendo var Anex'te ve sıçrası da var ama devam etmedi. Ve Royal oyuncular üstüne dönüyor. Ama nihayetinde yani ayrı kitleme komposu için çok önemli olan o inhibitör kulesi açıldı. Evet, orta koridor en optimali değil. Birazcık daha yan koridorlar, özellikle Baron'a en uzak koridoru açmak istersiniz ama bu Royal Youth'un kazancı oldu. Diğer tarafta da hani Baron güçlendirmesinin aslında tek bir inhibitörle geçiştirilmesini sağladı. Evet, ben açıkçası İstanbul Wildcats'in doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Koruyucu meleğini de düşürdüler. Armut çok öndeydi çünkü. Ve bu baskıyla birlikte zaten bir inhibitör alacaklar diye tahmin ediyorum. Bu arada şimdi Pilot alt koridorda Starscream'i yakaladı ama Starscream hem ultisini hem de sıçrasını kullanarak oradan uzaklaşmak isterken bu ışından geliyor. Wildcats burada savaşmak istiyor. Köfte kötü bir pozisyonda kaldı. Çok fazla sar çıktı Closer'dan, orada Köfte sıçrayla uzaklaşmaya çalışıyor. CEO hasar vermeye devam ediyor. Armut'tan kullanılan bir sıçra. Rulet son anda ultiyi kullandı orada. Starscream'de hayatta kalacak gibi duruyor. Tariq ultisi de devrede. Ama bir türlü hasar çıkaramadı İstanbul Wildcats tarafı. İki kişi havaya savuran bir turnaround var. İlk önce Köfte hit, daha sonrasında Starscream'i kaybetti Wildcats. Ve Royal Youth kovalamaya devam ediyor. Burada daha fazla skor olamayacaklar belki ama üst koridora hemen ışından kullanıldı CEO'dan. Aslında bir takım savaşını buldular. Sonunda maçın başından beri aradıkları o takım savaşını buldular ama o kadar dağınık savaştılar ki. Bu arada iki kişilik bir sersemletme geldi burada. Tolerant'tan güzel bir hamle. Kindred düşüyor burada. Algos'u düşecek gibi duruyor. Armut sersemletti onu. Kronometreyi kullandı Algos. Yalnız oyunun sonunu görüyoruz zannedersem. Çünkü diğer tarafta CEO ve Closer Nexus kulelerine vuruyor. Bir de gelen ışından var Pilot'tan. 30 dakikanın sonucunda Royal Youth İstanbul Wildcats'e karşı galip geliyor. Ama öyle bir maç izledik. İki tarafta çok temkinli oynadı ve çok az skor çıktı bu maçta. Bu arada son anda bir Ryze ulti denemesi, troll denemesi. Yani Wildcats bir şeyleri, yani ufak tefek ayarları daha düzgün yapabilseydi aslında iyi noktadaydı ama oyunun bir noktasından sonra